Geçen gün bir kayıp, ömür yetmiyor. Döneceğin varsa dön, 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 dön. Sabrım kalmadı. Sevenlerin aşkına gücüm yetmiyor. Umut yoksul ekmeği, umut severim dilerim sana. Sallamış geleceğim, umut yoksulun ekmeği, umut severim dileğim sana. Hayallerle tasarlamış geleceğim, tasarlamış geleceğim, tasarlamış geleceğim. Çekilmiyor sensiz hayat çilesi, aşkın delisiyim, var mı ötesi? Döneceğin varsa dön, 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 dön. Sabrım kalmadı. Seven kalbimi sustu, bitsin öfkesi. Umut yoksun umut severim dileğim sana. Hayallerle tasarlamış geleceğim, umut yoksul ekmeği, umut severim dileğim sana. Hayallerle tasarlamış geleceğim, tasarlamış geleceğim, tasarlamış geleceğim. Selim Bey bekliyor. Niye bekletiyorsun kızım? Buyursun. Buyurun efendim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Müslüm. Dışarıda ne bekliyorsun abi? Aç kapıyı, gir içeri. Burası senin mekanın sayılır. Sağ ol, rahatsız etmek istemedim. Lafımız seninki, dostlarımız bizi rahatsız etmez. Nasılsın abi? Berbat. Sana olan borcumu denkleştiremedim. Yakana mı yapıştık abi? Acelesi yok. Bana 200.000 daha lazım Müslüm. Verebilir misin? Veremem. Demek sen de dardasın ha? Yo, değilim. Durumum çok iyi hamdolsun. Öderim bir gün, korkma. Korkum param için değil abi, senin için. Onurlu bir adamdın. Gün görmüş baba bir adamdın. Piyasa seninle gurur duyardı. İşlerim ters gitti. Kumar yüzünden. Bilmeyen yok abi. Sen de yüzüme vur. Tekme at evlat. Sana dost elimi uzatıyorum. İşte şirket. Sana yanımda çalış demiyorum. Patronum ol diyorum. Yapamam. Kumar kanıma işledi. Bütün yitirdiklerimi gene kumardan kazanacağım. Tutunacak tek dalım sensin. Hayır deme bana. Bağışla beni abi. Öyle olsun. Düşenin dostu olmazmış. Buradan çıkınca kapı kapı dolaşacağım Müslüm. El açacağım, yalvaracağım. Dostumdan değil, düşmanımızdan para dileneceğim. Canın sağ olsun evlat. Dur abi. Ben yaşadıkça namerde muhtaç edemem seni. Ne kadar istiyorsan al. Kendi elinle ver. Kumarbazım ama onursuz değilim evlat. Buyur abi. Allah senden razı olsun. Hastanızı alabilirsiniz oğlum. Uyuşturucu alışkanlığından kurtuldu. Buraya geldiğinde bir enkazdı. Şimdi sağlıklı, umut dolu bir insan. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Gidelim Belma. Evine hoş geldin Belma. Bana burası fazla Müslüm. Bir göz oda yeterdi. Çok iyisin Müslüm. Rahat yaşamalısın. Hiçbir şeye hevesin, özlemin olmasın. Bütün ihtiyaçlarını bana söylemelisin. Sadece huzura ihtiyacım var. Ancak senin yanında huzurluyum, mutluyum. Bana geleceksin değil mi? Geleceğim. Ne zaman istersen, canın ne zaman çekerse. Senden başkasının kadını olamam artık. Unutma Belma. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Borçlu olduğum için değil, seni sevdiğim için Müslüm. Hacı ananın odunu kömürü gelmiş. Sana nasıl dua ediyor görsen. Allah bana, ben onlara anacığım. Bugün durgunsun biraz, canın bir şeye mi sıkıldı? Selim abi anne, iyice batağa saplanmış. Dağ gibi adam un ufak oldu, kurtaramıyorum. Allah kurtarsın, başka ne demeli oğlum? Baba! Merhaba kızım! Neden odanda yatmadın? Seni bekledim baba! Konuşmamız gerek! Ne söyleyeceğini biliyorum! Babandan utanıyorsun değil mi? Böyle konuşma baba! Seninle daima iftihar ettim! Çirkefe düşmeden önceydi! Şimdi şerefini kaybetmiş bir adamım! Babamsın! Beni büyüten, ekmek verensin! O ekmeği bile verecek durumda değilim kızım! Zor günleri birlikte atlatacağız baba! Okulu bırakıp çalışmak istiyorum! Hayır! Senden başka her şeyimi yitirdim! Seni de yitiremem! Kararlıyım baba! Bugün ev sahibi, icra memurları geldi. Alacaklılar acımasız oluyor. Başka çaremiz yok. Var kızım. Son bir çare var. Sen bana bırak. Bir çözüm bulacağım. Benden utanmayacaksın artık. Hadi, hadi git odana uyu. Güzel kızım. Babacığım! Babacığım! İyi geceler baba! Oğlum Müslüm, sana oğlum diyorum, gerçekten benim oğlum gibisin. Güvendiğim tek insansın. Bir babanın evladının karşısında küçük düşmesinin acısını Tanrı sana göstermesin. Allah huzuruna çıkarken kızımı sana emanet ediyorum. Ona anlat Müslüm. Ölü bir baba, şerefsiz bir babadan daha az acı verir. Baba ocağında mutlu olamadı, senin evinde mutlu olsun. Evinden gelin giderken baba gibi elini öpsün evladım. Tanrı'ya emanet olun. Başın sağ olsun Gülcan. Götürdüler mi babamı? Baba! Baba! Gitme baba! Bırakma beni baba! Baban seni artık duyamaz Gülcan. Okulu bırakacağımı söyledim. Çok üzüldüm. Alacaklılardan söz ettim. Belki de ben sebep oldum. Böyle düşünme, babanın şerefli bir hayatı vardı. Onurlu bir insandı. Borçlarını ben ödeyeceğim. Okulu bırakıp çalışacağım. Böyle davranırsan baban yattığı yerde rahat edemez. Benle geleceksin. Evimizin kızı olacaksın Gülcan. Babanın son isteğini yerine getirmelisin. Oku şu mektubu. İçki dolmasam olsun, öyle bir çekmekten, sevip sevip ayrılmaktan. Ben de bıktım, usandım artık ümitsiz yaşamaktan. Ben de bıktım, usandım artık ümitsiz yaşamaktan. Vefalı bir arkadaşım, içki dolmasam onsunum. Vefalı bir arkadaşım, içki dolmasam olsun. Öyle bir yar isterim ki derdime ortak olsun. Öyle bir yar isterim ki derdime derman olsun. Rahat uyuyabildin mi yavrum? Uyudum. Tanrı insana sabrını da veriyor. Ölenle ölünmüyor. Acılar insanları olgunlaştırır Gülcan. Bu evin kızısın artık. Bütün ihtiyaçlarını söyleyeceksin. Sağ olun. Sıcak bir yuvada insanın acıları da hafifliyor. Beni annen bil kızım. Söyle şimdi bakalım, ihtiyaçların nedir? Bir eksiğim yok. Sağ olun. Anlaşıldı. Sen hala yabancılık çekiyorsun. Önümüz bayram kızım. Müslüm sana öte biri alsın. Emir büyük yerden çıktı Gülcan. Okuldan çıkınca seni alırım. Nasıl istersen. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Başın sağ olsun. Selim Bey'i çok severdim. Öz abim gibiydi. Kurtaramadım zavallı. Sen elinden geleni yaptın. Çok güzel bir kızı vardı. Ne oldu şimdi? Bizim evde. İyi yaptınız. Yanınızda biraz teselli bulur. Babası bize emanet etti. Artık bizim evin kızı sayılır. Yani hep sizde mi kalacak? Evet. Ben gideyim artık. Yemek hazırlamıştım. İşlerim var. Yoksa yemeklerini çok özlemiştim. Seni de. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlarımı tanıtayım. Leyla, Emel, Müslüm Bey, amcam. Memnun. Biz hayranlarınızdanız Müslüm Bey. İmzaları isminizi rica edebilir miyiz? Yanımda yok. Gülcan'la gönderdim. Teşekkür ederiz. Sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İnsan şöhretli bir amcası olunca gurur duyuyor. Tamam koçum, yarın yazıhanede görüşürüz. Güle güle. Gülcan uyudu mu? Odasında ders çalışıyor. Bu sene son senesiymiş. Son olur mu anne? Daha üniversiteye gidecek. Daha bekleyecek miyim yani? Neyi anne? Gelinim olmasını çok istiyorum oğlum. İmkansız anne. Ben de düşler kurmuştum Gülcan üzerine. Ama o artık kutsal bir emanet. Kötü gözle bakamam ki. Kötü göz ne demek oğlum? Allah'ın emriyle isteyeceksin. Adını vereceksin. Gelinimiz olacak evladım. Bu konuyu kapatalım anne. Tamam, tamam oğlum, kapatalım. Ama sen gönlünü kapatabilecek misin? Kolay gelsin. Sağ ol, bitirdim zaten. Bu son olsun Gülcan. Ne olduğunu anlayamadım ki. Perdeler. Karşı evlerde bekarlar var. Kadın kısmı kendini saklamalı Gülcan. Haklısın. Babam da beni gözünden sakınırdı. Bir daha perdeleri açık bırakma. Rahat ettin mi şimdi? Hı, ettim. Hadi iyi geceler. Sana da. Kötü göz ne demek oğlum? Allah'ın emriyle isteyeceksin, adını vereceksin, hayatını paylaşacaksın. Gelinimiz olacak, gelinimiz! Kaybı aramak, keşke hiç bulmasaydım. Kalbimin sahibini ömrümce arasaydım. Boş kalırdı şu kalbim, hiç kimseyi sevmezdim. Belki mutlu olurdum, böyle isyan etmezdim. Aşktan yüzüm gülseydi, çareler. Sevmeden yaşasaydım, kırılmasaydı kalbim, tükenmezdim, bitmezdim. Zor gelmezdi yaşamak, gece gündüz içmezdim. Aşktan yüzüm gülseydi, yaşamaya küsmezdim. Birazcık şansım olsa bu duruma düşmezdim. Bu duruma düşmezdim, hallere düşmezdim. Çok duygulu bir şarkı. Neredeyse ağlayacaktım. Bir daha söylemem Gülcan. Gözlerin gülmeli, ağlamamalı. Çok duygulandım. Sözleri sevgi dolu. Sevgiliye yürek döker gibi. Söyler misin, kimin için yaptın bu şarkıyı? Sevenler için. Sevdiğim var değil mi? Belli bu. Sazının tellerinde, şarkının namelerinde gizlediğim bir kadın var. Evet var. Belki bir gün kim olduğunu sen de öğreneceksin Gülcan. Nen var senin? Yok, bir şeyim yok, yorgunum. Yorgunluk değil, bir derdin var senin. Düşüncelisin, bana bakıyorsun ama görmüyorsun. Bu kadar içmezdin. Sana acı veren nedir, anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok Belma. Peki, sinirlenme, pijamalarını getireyim. Gitmem gerek, merak ederler. Annen mi? Annem ve Gülcan. İyi akşamlar anneciğim. İyi akşamlar. Nen var senin Müslüm? Kaç gündür erkenden evden çıkıp gece yarısı geliyorsun? Kaçıyorum anne. Kendimden, duygularımdan kaçıyorum. Yanlış bir adım atmaktan korkuyorum. Gülcan mı? Evet. Sevdalandım anne. Hiçbir yerde duramıyorum. Kızın yüzünü görmek, yanında olmak istiyorum. Kaçsan kurtulacak mısın oğlum? Ya kıza açılacaksın ya da sevdanı yüreğinde saklayacaksın evladım. Haklısın. Kaçmak da olmaz. Yüreğimde yaşayacak bu sevda. Ölünceye kadar. Kız kendine geldi, acısı hafifledi. Ne güzel, evimizin neşesi oldu. Haklısın anne, ama bir gün neşesiyle, mutluluğuyla uçup gidecek evimizden. O zaman ne olurum bilemiyorum. Kıza düşman edeceksin beni. Anayım ben. Evladımın gözümün önünde acı çekmesine dayanamam. İstersen ben konuşayım Gülcan'la. Hayır anne, böyle bir şey yaparsam kendimi öldürürüm. Üşümüyorum ki. Üşüdüğün için değil, etrafındaki arsız gözlerden korunman için Gülcan. Yiyecekmiş gibi bakıyorlar sana. Huzurum kaçıyorsa hemen giyinirim amca. Yo, böyle de oturabilirsin. Bugünleri düşünmek hayaldi benim için. Yaşayamam sanıyordum. Sevgi, şefkat verdiniz bana. Yaşamak sizinle güzelleşti. Huzura bak, oturup ağlatacak beni. Eğlenmeye geldik kız. Ben çok eğlendim, ama amcam sıkıldı galiba. İnsan sevdiklerinin yanında sıkılır mı? Sevdiği uzaklardaysa üzülür. Uzakta olduğunu nereden çıkardın? Kederinden amca. Dalıp gidiyorsun, özlemler içindesin. Şarkı yaptığın sevgilini düşlüyorsun. Ben yabancın sayılmam. Ümitsiz bir aşk mı bu amca? Tek taraflı bir aşk, sevdiğimin haberi bile yok. Açılsana, döksene yüreğini. Dürüstsün, şöhretlisin. Sevdiğin kadın da sevgine karşılık verecektir amca. Sağ ol, bana umut verdin Gülcan. Gülcan... 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 Rakıyı fazla kaçırdım, sızmışım demek ki. Sızmadım, hayallere daldım. Dudakların dua eder gibi kıpır kıpırdı. Duanın adıysa Gülcan'dı. Bağışla beni, elimde değil. Unutamıyorum, vazgeçemiyorum. Sana koşuyorum, kollarına sığınıyorum ama olmuyor Belma. Olamaz ki, ben acıdığın kadınım. Sevdiğin bir başkası. Gözlerinin içinde onun hayali var Müslüm. Kendini zorlama, bırak beni. İnan ki kötü yola düşmem. Alın terimle ekmeğimi kazanırım. Hayır yavrum. Bir geçmişimiz var. Evinde oturacaksın. Sana ben bak. Neden açılmıyorsun ona? Belki senin duygularından haberi bile yok kızın. Güzel bir çiçek yaptır. Git evlenmek istediğini söyle. Nasıl? Anlaşabiliyor musun o insanlarla? Sıcak bir yuva. Kendi evimdeki gibi rahat. Sağ olsunlar. Kendi evin ikimizin kuracağı yuvadır yavrum. El adamının evi değil. Böyle konuşma lütfen. Elimde değil, kıskanıyorum. Sana benden daha yakın o adam. Hayır Osman, ben sana yüreğimi vermişim. Tüm sevgilerimi, umutlarımı bağlamışım. Yaşadığım evin kızıyım şu anda. Sana o evden, oradan gelin olarak geleceğim. Yani seni o adamdan mı isteyeceğim? Evet, çünkü amca baba yarısı demektir. Tanıyınca sen de çok seveceksin. Tanıyorum sayılır. Ünlü bir şarkıcı. Üstelik çok da zengin. Dıştan tanıyorsun. Karakterini de ben anlatayım. Dürüst, namuslu, altın kalpli bir adam o. Merhaba. Geç kaldığım için özür dilerim amca. Söyle, kimdi o serseri? Bu soruyu daha insanca sorabilirdin. Senin namusun benden sorulur. Hayır! Önce kendimden sorumluyum ben. Utanılacak bir davranışta bulunmadım amca. Sokaklarda erkeklerle kırıştırmak dürüst bir davranış mı? Erkekler değil amca. Sevdiğim erkek sadece. Babam da biliyordu bunu. Sen de öğrenmiş oldun. Başka şeyler de öğrenmiş oldum. Baban sadece borçları için intihar etmedi. Senin gibi bir kız olduğu için intihar etti. Hayır! Doğru değil bu. Babamın alnına leke sürmedim ben. Amca diye dört elle sarıldım sana. Keşke iki tokat daha atsaydın. Ama ölmüş bir adamın kızına çamur atmasaydın amca. Neler oluyor oğlum? Gülcan neden ağlıyor? Onu bir erkekle gördüm anne. Sana vurma hakkını kim vermiş ona? Ben de şaşırdım. Böyle bir tepki beklemiyordum hiç. Sana sahip çıkıyor. Neden Gülcan? Babamın emanetiyim ona. Zarar gelmesini istemiyor. Benden mi zarar gelecek sana? Öyle demek istemedim. Neden tersliyorsun? Onu koruyorsun Gülcan. Oysa o evi terk etmen gerek. Yapamam Osman. Minnet borçluyum onlara. Borcunu nasıl ödeyeceksin, söyler misin bana? İtaat edeceğim, kırmamaya çalışacağım. Zamanı gelince gönlünü alıp, seninle evlenmeme razı edeceğim. Hayal bunlar, daha gerçekçi ol Gülcan. Asla izin vermeyecek o adam bize. Neden? Çok güzelsin Gülcan. Taze bir çiçek gibisin. Her erkeğin başını döndürecek kadar güzelsin. Sana tutulmuş olamaz mı? Hayır! Amcam o benim! Ya, yanılıyorsun! Kan bağınız yok, unutma! Böyle konuşma, kırılırım! Biraz sabırlı olsan her şey düzelecek! Sabrım taştı artık! Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Adım Osman! Biliyorum! Hakkında çok şeyler öğrendim! Genellikle zengin ailelerin kızlarıyla ilgilenirmişsin! Yalan bu, iftira! Gülcan'ı tanımadan önce nişanlanmıştım! Çok zengindi! Beni satın almaya kalkışınca da terk ettim. Gülcan'ı da terk edeceksin. Anlamadım. Beni ilgilendiren konularda kararı ben veririm. Gülcan'ı seviyorum. Hayır! Gülcan'ı bir daha görmeyeceksin. Kim mani olacak bana? Ben! Buraya Gülcan sana saygı duyduğu için geldim. Evinizden gelin giderken, bir baba gibi senin elini öpmek istediği için geldim. Allah'ın emriyle istemek için geldim. Hata etmişim. Eyvallah. Dur! Ben son sözümü söyledim. Ben de söyleyeyim. Ona yaklaşırsan seni öldürürüm! İşini bitirelim mi baba? Yok. Hayır. Korkutun biraz. Sadece kıza sokulmasına engel olun. O kolay baba. Ama sağlam iş değil. Mevlasına kavuşturalım, olsun bitsin. Olmaz dedim sana. Kan dökülmez. Nasıl istersen baba. Önce bir korkutalım bakalım. Sesini çıkarma ahbap. Arabaya gir, biraz konuşacağız seninle. Ne istiyorsunuz benden? Gençsin, yakışıklısın. Sana kız çok ahbap. Gülcan'dan uzak duracaksın. Anlaşıldı. Kimin köpekleri olduğunuz belli. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Doğum gününü unutmadık. Kutlu olsun yavrum. Beni şımartacaksınız. Şımarmayacak kadar iyi huylusun sen. Kendime göre bir hediye aldım sana. İnşallah beğenirsin. Çok teşekkür ederim. Oysa bana kırgınsınız diye çok üzülüyordum. Bir ailede kavgalar da olur, kırgınlıklar da olur kızım. Sana kırılmadım ki ben. Ya amcam? Bunu kendisine sor. Nerede? Odasında. Hadi, hadi. Merhaba. Babamla da tartışırdık. Bir süre dargın kalırdık. Hatalı olan özür dilerdi, barışırdık. Kutsal bir emaneti korumak, tertemiz bir çiçeğe zarar gelmemesini istemek... Hataysa ben özür dileyeyim Gülcan. Hayır. İyiliğim için vurduğun tokat acı vermedi bana. Özür dilerim amca. Barıştık mı? Barıştık. Doğum günün kutlu olsun Gülcan, hediyen hazır. Ama odana sığmadığı için dışarıda bıraktım. Beni bağışlaman en büyük hediye amca. Başka hediyeye gerek yoktu. Hediyeni görünce fikrini söylersin. Gel benden. Beni bağışlaman en büyük hediye amca. Başka hediyeye gerek yoktu. Hediyeni görünce fikrini söylersin. Gel benden. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Müslüm sağ olsun malına önem vermez. Elbiselere atı vermiş. Bari ütüye göndereyim. Ben ütülerim. Aa, sana kıyamam bir tanem. Yardım etmek istiyorsan ceplerini boşalt yeter. Birkaç gündür neşen yok kızım, bir rahatsızlığın mı var? Yok, çok iyiyim. Yalnız... Söyle yavrum, senin anan sayılırım. Öylesiniz. Sığınacağım, dertleşeceğim tek insansınız. Anlat öyleyse. Osman'ı göremiyorum. Buluşacaktık, gelmedi. Bu muydu sıkıntın? Ben de o çocuğu geçici bir heves sanmıştım. Seviyorum onu. Amcamı üzmemek için unutmuş göründüm. Ama çaresi yok. Gidip bulacağım Osman'ı. Biraz beklesen. Evimizin tadı gelmişti ne güzel, yeni bir fırtına kopmasın. Amcam bana anlayış gösterir sanırım. Mutlu olmamı o da ister değil mi? Evet kızım. Senin mutlu olmanı en çok amcan ister. Alo, buyurun. Evet burası. Kim arıyor efendim? Gülcan, çok önemli. Bir dakika bakalım hanımefendi. Gülcan Hanım. Kendileri şu anda yok efendim. Neden yok dedirttin? Anlamadım, seni görmek istemiyorum. Suçumu bilmek isterim. Adilik, kahpelik, daha sayayım mı? Neler söylüyorsun sen? Gerçekleri. Kuş beyninle iki erkeği idare etmeye kalktın. Yalan bu. Yalnız seni sevdim ben. Müslüme de mavi boncuk verdin. Şöhretli bir adam. Çok da zengin. Peşinde sayısız kadın var. Başkasına kaptırmak istemedim. Hayır. Amcam o benim, babam gibi sevdiğim biri. Üstüme saldırttığı köpekleri böyle konuşmadılar ama. Senden uzak durmamı istediler. Müslüm'ün seninle evleneceğini söylediler. Hayır, böyle bir çirkinliğe inanamazsın. İnanmamak isterdim. Ne yazık ki olaylar beni haklı çıkarttı. Çünkü ben sana sevgi dolu bir kalp vaat ettim sadece. Oysa öteki lüks, ihtişam vaat etti. Arabalar, mücevherler. Sana canımı veririm Osman. Bir gün bunu anlayacaksın. O gün hiç gelmeyecek Gülcan. Daha hazırlanmadın mı? Gazinoda yer ayırttım. Neyin var senin? Dünyam yıkıldı. Bütün güzellikler çamura bulandı. Neden? Adamlarını Osman'a saldırttın, dövdürttün onu! Maksadım seni korumaktı yavrum. Hayır! Bana sahip çıkmaktı maksadın. Çünkü kötü gözle bakıyordun, beni istiyordun. Hayır, yalan bu! Doğru! İşte kanıtı! Benim saçlarım... Cebinde buldum. Doğru, sakladım. Acılarıma merhem yaptım. Saçlarımla avundum. Seni gözlerimle sevdim. Kıskandım. Ama hiçbir zaman kötülük düşünmedim. Ben sana ümit mi verdim? Cilve mi yaptım? Suçlayabilir misin beni? Sen bana isyan ediyorsun. Ben de Tanrı'ya mı isyan edeyim? Niçin sevdirdin diye hesap mı sorayım? Uykusuz geceleri, dayanılmaz acıları ben mi yarattım Gülcan? Sensiz nefes alamaz, yaşayamaz hale düştümse suçlu ben miyim? Babam beni sana emanet etti, satmadım. Paralısın, güçlüsün. Aldığın her şeyi iade ediyorum. Hiç değilse parayla sevginin satın alınamayacağını öğrenmiş oldum. Hoşça kal. Müslüm. Senin evden ayrılmana gerek kalmadı oğlum. Gülcan gitti. Gitti mi? Mani olamadım. Veda etti. Sana bu mektubu bıraktı. Yaşadığımız olaylar keşke kötü bir rüya olabilseydi. O zaman baba ocağa kadar sıcak bulduğum bu yuvadan kopmazdım. Bir daha geri dönmeyeceğim. Yaşadığım sürece sen benim amcamsın. Elveda. İtirazım var bu zalim kadere. İtirazım var bu sonsuz kedere. Feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine. İtirazım var değişmez yazıma. İtirazım var bu dertli şansıma. Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine, talihin böylesine. İtirazım var. Yalan. İtirazım var! İtirazım var! Rahat bırak beni. Gidelim buradan. Annen bugün bana geldi. O da çok merak ediyor. Git buradan Belma. Sen beni bırakıp gittin mi Müslüm? Çamurdan çekip çıkarmadın mı? Yaşatmadın mı? Senin tanıdığın Müslüm öldü Belma. Hayır, sen bir silleyle yıkılmazsın. Doğru, yıkılmam ben. Ama beni yıkmak isteyenleri ezeceğim Belma. Yemin ederim ki ezeceğim. Kaçakları bulduk baba, Martum Otel'de saklanıyorlar. Nikah kağıtları da askıdan inmiş. O nikah asla kıyılmayacak. Baba, ölüler imza atamaz. Acele etme. Bir şans daha tanıyacağım çocuğa. Çağırıp konuşacağım. İşi uzatıyorsun. 2 kurşun bitirir işi. Önce konuşacağım dedim. Kabul ederse canını kurtarır. Kabul ettiğini nereden bileceğiz? Benim garaja çağıracağım onu. Siz dışarıda beklersiniz. Çıkarken ışığı yakıp kaparsam kabul etmedi demektir. O zaman delerim köpeği. Sana acı çektiren adamı yaşatmam baba. Hayır. Gitmeni istemiyorum. Bir tuzak bu. Korkma yavrum. Bana bir şey yapamaz. Ya sana bir şey olursa? Yarın nikahımız var. Bunu söylemek için gideceğim. Kararlı olduğumuzu anlayıp umudunu kessin. Senin erkeğinin korkak olmadığını anlasın. Son defa söylüyorum, Gülcan'ı bırakacaksın. Karşılığında ne vereceksin? Canını. Anlaşamayız. Çünkü Gülcan, benim canımdan da değerlidir. Yalan söylüyorsun. Gurur meselesi yaptın. Benden intikam almak istiyorsun. Benim sevgim bütün nefretlerin üstündedir. Bunu söylemek için geldim buraya. Yazık olacak sana. Kararlıyım. Yaşatmam seni. Ben de kararlıyım. Gülcansız yaşamak benim için her gün ölmek demektir. Ben bir kez ölmeyi yeğlerim. Al. Vur beni. Çek vur beni. Ama Gülcan'dan ayrılmamı isteme! Vur! Vur diyorum sana! Dur! Sen kazandın. Anladım Gülcan'ı canından çok sevdiğini. Haksız olan benim. Arabanı alacağım. Neden? Sual sorma. Sadece ben hareket edince... ...ışığı bir kez kapa ve aç. Ne demek oluyor bütün bunlar? Sen dediğimi yap. Aldattın beni! Kendini vurdurttun! Sen demiştin koçum, bir kez ölmek çok daha iyidir demiştin. Doğruymuş. Çılgınsın sen! Hastaneye götüreyim seni! Yok, hayır. Çok iyiyim. Sen Gülcan'a dön. Kadınını bekletme delikanlı. Kimseye emanet etme. Ve bu olaydan söz etme. Kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. İnim inimle ölme istemem. İnim inimle ölme istemem. Osman! Ne var yavrum? Yolun ortasında bir adam yatıyor. Sarhoşun biridir karıcığım. Akan gözyaşımı silme istemem. Akan gözyaşımı silme isteme. Acıyıp tut edip sevme isteme. Acıyıp tut edip sevme isteme. İsteme. İstemem.